Bak, böyle bir sual verirler, çok maraklı. En çok bize gelen sual, işte böyle sorular gelmez. Bu şehirde sual, pişiğim var, evde pişiği saklıyorum. Onlar onu aktalayacak. Bu sual gelir de, balalanmasın, doğup tökmesin, evimizi pansiyonata çevirmesin. Mesela diyor ki, bu insan indiye kimi İslam prizmasında ev hayvanlarıyla ev hayvan olmayanları ayırt edebilmiş. Öyle bilir ki pişiği ev hayvanıdır. Aslında bir şey ev hayvanı değil. Onların zannında bir şey evin ele sakini de otururlar divanda, geçen kresloda, pultu da verirler eline, bir şey seriyala bakır. Böyle, yani böyle olmuyor ya kardeş. Bir şey hırra. El adı kimi? Hırra. El hır. Ne demekti? Azat bir şeydi de. Kapını açarsan pencereden girer. Pencereden kovarsan kapıdan girer. Yani bunu evden kovabilmezsen de. Sahabere sor ki, ya Resulallah, اَرَأَيْتَ الْحِرِّ Bir şeyler başımıza beni açar. Yani kapıdan kovurup pencereden girip, pencereden kovup kapıdan girdik. Namazın içinde geldi dolaşır, ayağımızın altına geçir, kıblelerden geçir. Ya Resulallah, girir çıkır yani. Dedi ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, hunne tavvafat. Onlar yani insan başına dönendi. Yani dokunma. Onun cibili odur, onun fitreti odur. Yani o azattır. Hava istiyor. Girecek de, çıkacak da, dönecek de, geçecek de. Yani tokuma o Allah tamam her yaratıp o bir şey yele adı kimi de elher azat tam azat tamam mı? Bizde onu ne bilirler? Bizde onu ev hayvanı elebilirler. Aslında ev hayvanı elebilirler. Evin sakini elebilirler. Ha, safe kapı bağlandı, şık oldun evin vatandaşı. Divan sende, pult da sana verirler. Bir şey otur, az kalıp seriyala bakacak. Sonra ha bir şeyin ihtiyacı olur. Şık bağırır ki ihtiyacım var. Beni ara verin. Vaziyet yaxşı değil. İyi mi iyi mi? Sen gelin ki bunu aktarma olar kardeş. Kapına çıkıp geçsin. Yok çıkıp gelecek diyor. Dolacak. Ha, boğaz olup gelecek üstümüze. Sonra da 6'dan 7'den bala. Kardeş onu bırak geçsin ve ondan sonra bir de içeri bırakma. Niye aktarırsan? O ki kaldı icaze, icaze elde edilir, geldi geldi icaze elde edilir. Çünkü bu senin ev hayvanın değil ki sen onunla tasarruf edebilirsen. Ama koyun kuzu da hele değil. Koyun kuzu da icaze elde. Niye göre? Çünkü koyun kuzu ev hayvanı da kest olunur burada evine, evin içinde yaşayan sakinler bak kimi bir avruçluluk yok. Ev hayvanı yani sana musahhar edilmiş faydasına, menfaatinden yararlanmak için sana teslim edilmiş hayvanlar. O hayvanlarda sen tasarruf edebilirsin. Şeriatın pozmadı hadde. Koyunda, kuzuda, keçide ihtiyaç var ki belirleyende, misal şu eti çoğalır, çekisi çoğalır, tamam yararlı olur ha. Böyle elemeyende, misal şu eti tez tökülür, ete gelebilmir. Ve bu şey hayvanlar Allah subhanahu ne deyir? Kezelke sahharnâhâ lekum. Leallekum teşkurun. Böylece onları biz size rahmettik. Ve kim şükredesin? Biz de elhamdülillah ve şükrülillah deyirik. Allah subhanahu wa ta'ala onları bize teslim edip onlarda ha bu şeyleri eleme icazelidir ama pişikti, itti, yok yok. Bunlarda işini elemirsen. Azat bırak, çıksın geçsin, balalasın da her şeyi delesin. Siz bir şeyler olur yani. Adam el de gelmedi, sonra bırakasın. Eğer bunu üstüne görsün ki yani faylanır da bu bir şeyler. Mesela sonra gelen bir şeyler. Mesela onlar neyse. Hem düzü kıymette bak. Ümumiyen pişiğin alışı, satışı icazeli değil. Nece itin alışı, satışı olan kimi? Onların ticareti qadağandır. Niyə görə? Çünki onlar insan ləyaqətinə ləkə gətirir. Təsəvvür et, Allah kimin olsun? Bir şey satanın da. Hə. Təsəvvürlə. Hiç satanın oldu. Ya İslam'da qəlbə nifak salan, insanın ləyaqətini tapdalayan bütün ticaret növləri bu qapıdan bağlı olur. Çünki insanın adına ləkə yağdırır. Kuşun söhbəti nədir? Göyərçinlər, siz Soy İttifaqını görmədiniz də. Bakıda, alaxsus 8-ci kilometrdə çox idi o. Yəni, qədəşlər, köhnə qədəşlər, cavan uşaqlar quş saxlayardı, göyərçin. Və həyətdə yarış gedərdi. Hərəsinin bir dənə belə quş xanəsi belə var idi. Çoxlu içində yuvalar var idi. Göyərçinləri gün ərzində uçurdardı. Günəş batana kimi sonra hamısı onları qovardı, qıfıllayardı. Və bu şeyinə məşhur idilər. Bu ne için haramdır İslam'da ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hemen kuşu şeytan adlandırıp güvercini şeytan adlandırıp burada şeytan nedir? Yani netice. Netice. Bu kuş ne yiyor? Bu kuş gelir cemaatin ayvanına konur balkonuna. Oturur oradan çıkmır. Ve mecbur olsan kapını dövürsen bacım, anam bacım ol bağışta. Olar gidimsin balkona
Göyerçin orada oturup tərpənməyi bilmir, geyim orada çıxardım. Sən cəmaatın balkonunda nə işin var? İşlədir. Sən cəmaatın evinə nə ixtiyana girirsən, kuxunadan keçib balkona girirsən. Sən göyerçin orada oturup diye. Və bu quşlar şeytan işləri görürlər. Özdən nasıl olmadan alta bula bilə yatıb, bunlar körgə tapanda otururlar orada, tərpənmək istəmirlər. Balkon da əla yerdir. Geçenek gəzir, sonra fasadka yeri balkon. Və tərpəmir, orada qalır. Mən bunu dəfələrlə görmüşdüm uşaqlıqda. Çox görmüşdüm. Oradan da qapıları döyürdülər, qonşular narahat edirdilər və deyirdi ki, onlar bir dənə sizin balkonunuza keçim, göyərçinim ora qonub çıxmaq bilmirsən, mən balkonda nə işim var? Bunun əri işlədi, sən orada o cəmatın evində nə işi var? Və bu əməl şeytan əməldir. Ona görə Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu cürə quşbazlıq və bu cürə əyləncəni qadan edib və bu əməli və quşun özünü də şeytan adlandırıb. Çünki bu qapı şeytan qapısıdır. Fəsada gedən qapılardır.